Gençler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, Metin Yayınları TYT Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 46 ve 47. sayfaların çözümlerini yapacağız. Ve testin numarası 12. Güzel arkadaşlarım, basit eşitlikler ve sıralama konusundayız. Dilerseniz ilk sorumuzda vakit kaybetmeden başlayalım. Aşağıda bir bayrak direğinin yanında uçan alfa beta gamma model dronlar görünmekte. Şekilde beta model drone en yüksekte. Bakın bu betaymış. Gamma model drone en alçakta. Yani bu da gamaymış. O zaman diğeri de alfadır arkadaşlar. Şöyle yazalım. Buna göre bu dronların bayrak direğine olan uzaklıklarının en yakından en uzağa doğru sıralanışı hangisidir diye soruluyor. En yakında olan gamma, sonra beta, sonra alfa. Yani gamma, beta, alfa'yı işaretleyeceğiz arkadaşlar. Gamma, beta, alfa da bize Edirne seçeneğinde verilmiş. Devam ediyorum. İkinci sorumla. Aşağıda genişlikleri santimetre cinsinden belirtilen bir perde ve bir pencere verilmiş. Perde şekildeki konumdayken sağa doğru x metre kaydırılarak pencere tamamen kapatılıyor. Buna göre x'in değer aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Perde askısı yeterince uzunmuş arkadaşlar. Şimdi öncelikle şöyle diyeceğiz. Bakın şurada bizim bu perdeyi kapatabilmemiz, yani pencereyi, camı kapatabilmemiz için perdeyle 2 santimetreymiş. 2 santimetre çekmemiz yeterli oluyor aslına bakarsanız. Doğru mu? Yalnız şöyle bir durum var. En az 2 santimetre çekmemiz lazım. Dolayısıyla 2 küçük veya eşittir dedim. Değişkenimize x diyelim. Daha sonra başka ne kadar daha çekersek kapanabilir. En uzununu bulalım şimdi. Bakın şurası 12 santimetreydi. Şu kısım 5 santimetre, burası 2 ya. Şurası da 3 santimetredir arkadaşlarım. Yani şurası da ne olacaktır? 9 santimetredir. Böylelikle artık şunu söyleyebilirim. Ben bu perdeyi 9 santimetre sağa doğru ittirirsem şuradaki uç şuraya kadar gelip dayanacaktır. Dolayısıyla arkadaşlarım, biraz daha çekersem artık perde burayı kapatır ama buradan açılmaya başlar. Dolayısıyla ne dememiz gerekiyor? Maksimum 9 santimetre çekmemiz gerekiyor. Yani cevabımız 2 ile 9 kapalı aralı olacak. Cevap C seçeneğiydi. Devam ettim 3. soruyla. Bize demiş ki 3. sorumuzda. Aşağıda bir termostat, yani su ısıtıcı, içerisindeki suyun sıcaklık aralıklarını santigrat derece cinsinden gösteren renkli gösterge verilmiş. Murat, su sıcaklık seviyesi mavideyken, yani şuradayken, turuncuya çıkarmak için su sıcaklığını x derece arttırıyor. Maviden kırmızıya çıkarmak için y derece arttırıyor. Y eksi x farkı kaç farklı tam sayı değer alabilir? Öncelikle biz şunu biliyoruz ki mavideyken en az, mesela mavideyken 24 olabilir. 24'teyken bir derece daha arttırırsa turuncuya geçebilir. Dolayısıyla en az bir derece artması gerekiyor. X, bu da küçük veya eşittir diyorum. 15 derecedeyken mavidedir. Turuncunun 33'üne getirebilir. Yani 33'ten 15'i çıkardınız, maksimum 18 derece arttırabilir. Y için de maksimum 24'teyken 34'e getirebilir. Yani minimum 10 derece arttırabilir maviden kırmızıya getirmek için. Maksimum da 15'ten 50'ye getirebilir. Yani 35 derece arttırabilir diyeceğiz. Şimdi bu bizim Y değişkenimizin değer aralığıydı. Bize Y eksi X lazım. Dolayısıyla eksi x'i bulabilmek için eksi 18'i buraya koydum. Küçük veya eşittir eksi x dedim. O da küçük veya eşittir eksi 1 dedim. Daha sonrasında ben bunları toplarsam eğer, bakın gördüğünüz üzere y eksi x'i de bulmuş olursunuz. O halde gençler, 10 ile eksi 18'i topladınız. Eksi 8 küçük veya eşittir y eksi x. Bu da küçük veya eşittir 35'ten 1 çıkardınız, 34. Şimdi alınabilecek değerlerden son değer 34. Son terim eksi ilk terim bölü 1 artı 1 diyoruz. 34 artı 8'den 42, bir daha kaç yapar? 43 yapar. Böylelikle cevabımız da Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Geçtim 4'e. Bir grup ziraat fakültesi öğrencisinden bitirme tezleri için aynı koşullarda bulunan 3 tane aynı cins ve eşit uzunluktaki bitkiye, yani şunlara, bir hafta boyunca her gün şekil 1'de belirtilen ölçülerle, yani şurada belirtilen ölçülerle sevgili arkadaşlarım şunlar, A, B ve C marka vitaminleri uygulamaları ve bu vitaminlerin bitkilerin boyları üzerindeki etki miktarını incelemeleri istenmiştir. Bir hafta sonunda bu çiçeklerin boylarındaki son durum şekil 2'deki gibi olmuş. Vitaminlerin birbiriyle etkileşim içine girmediği ve bitkiye birbirinden bağımsız etki ettiği bilindiğine göre
A, B ve C marka vitaminlerinin bu bitki üzerindeki etki miktarları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Bakın, iki damla A ve bir damla B eklenince en uzun bu olmuş. Dolayısıyla bu hemen yanındakinden bakın büyüktür. Yani bir tane B ve iki tane C'den büyüktür. Bu da sevgili arkadaşlarım bir tane A ve iki tane C'den daha büyüktür. Şimdi öncelikle şu kısma bakacak olursanız B'leri götürdüğünüz takdirde 2A büyüktür 2C. Her iki tarafı 2'ye böldüğünüz takdirde A büyük C'dir bu cepte. Ve sevgili gençler, burada da 2C'leri götürün, şuna bakın. B de A'dan büyük. B de A'dan büyük olduğuna göre bunu da buraya yazabilirim. Dolayısıyla soruyu bitirdik. B büyük, A büyük, C bizim cevabımız olacak. Doğru cevap C seçeneğinde verilmiştir dördüncü sorumuz için. Ve gençler, geçiyorum bir diğer sayfamıza, yani 47. sayfamıza, 5. sorumdayım. Doğrusal bir parkurda aynı yöne doğru bir süre koşan Ayşe, Burcu ve Canan için aşağıdakiler bilinmektedir. Şimdi Ayşe var, Burcu var ve Canan var. Canan koşmaya Ayşe'den 3 metre önce başlayıp, ha bir de bitirme var, tamam. O zaman şöyle diyelim, Ayşe'nin başladığı nokta diyelim. Ayşe'nin koşmayı bıraktığı, yani bitirdiği nokta diyelim. Tamam. Şimdi arkadaşlar, şöyle de yapalım. Çok güzel. Tabii şunları da bölmelendirelim de kafalar karışmasın, değil mi? Şimdi bakın arkadaşlar, bize demiş ki Canan nerede? C koşmaya Ayşe'den 3 metre önce başlıyor. Şimdi 3 metre önce başlıyorsa, yani önce başlıyor. Bakın 3 metre önde başlıyor demiyor, önce başlıyor. Dolayısıyla arkadaşlarım, ben Ayşe'nin koşmaya başladığı yeri X, bitirdiği yeri Y olarak belirtirsem, Canan Ayşe'den 3 metre önce başlıyordu. Dolayısıyla X eksi 3'ten başlamıştır diyebilirim. Burcu'dan 2 metre daha sonra koşmayı bırakmıştır. Şimdi Burcu'nunki bir dursun, daha sonra dolduralım. Burcu'yu şu Y'ye bağlayalım, ondan sonra ekleyelim, tamam mı? Yani bağlayabilirsek. Ayşe koşmaya Burcu'dan 4 metre sonra başlayıp, şimdi Ayşe 4 metre sonra başladığına göre demek ki Burcu'nun başladığı yer X eksi 4, tamam mı? Başlayıp Canan'dan 1 metre önce koşmayı bitirmiştir. Canan'dan 1 metre önce bitirmediyse Canan Y artı 1 kadar koşmuştur o halde. Bakın bir de şurada ne vardı? Canan Burcu'dan 2 metre sonra koşmayı bitirmiştir. 2 metre sonra bitirdiğine göre demek ki Canan Y eksi 1'de bitirmiş koşmayı, ki bakın 2 metre önünde bitirmiş oldu, 2 metre sonra bitirmiş oldu diyebiliriz. Şimdi Ayşe, Burcu ve Canan'ın koştukları mesafeler sırasıyla A, B, C metre olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur diye soruluyor. Bir kere bitirdiğinden başladığını çıkarırsak ne kadar koştuğunu buluruz biz. Dolayısıyla A, Y eksi X kadar koşmuştur. B'ye bakıyorsun, Y'den X'i çıkardın, Y eksi X. Eksi 1'den eksi 4'ü çıkardınız, artı 3 geldi arkadaşlarım. Daha sonrasında da Y artı 1'den X eksi 3'ü çıkarırsanız yine Y eksi X gelir ve Y eksi 1 eksi eksi 3'ten de artı 4 gelir. Böylelikle sevgili arkadaşlarım, en az koşan A'dır, sonra B'dir, sonra C'dir. Bakın Y eksi X, Y eksi X, Y eksi X. Bunda artı 0 var, bunda 3 var, bunda 4 var. Dolayısıyla cevabımız A küçük, B küçük, C olacak. Yani doğru cevap Adana seçeneğinde mis gibi verilmiştir diyeceğiz. Geçtim 6'ya. Aşağıda önden çekişli bir arabanın ön ve arka tekerlerine ait ideal hava basınçları verilmiş. Ön 36'ymış ideal hava basıncı, arkanın da arka tekerlerinde 34'müş. Bir akaryakıt istasyonunda bulunan lastik hava basınç makinesi istenilen tekere takılıp ön ya da arka teker olduğu belirtildikten sonra basınç verildiğinde göstergenin ekranı basıncın eksik, fazla ya da yeterli olma durumunu aşağıdaki şekillerle gösteriliyor. Fazlaysa bu şekilde, eksikse bu şekilde, yeterliyse tik işareti oluşuyor. Arka ve ön teker basınçları kendi aralarında eşit ve PCI cinsinden tam sayı olan bir arabanın ön tekerlerine 5 PCI basınç uygulandığında eksik diyormuş. Şimdi bunun normal ideal neydi? Ön tekerlerin 36 idi. 5 basıldığında hala eksikse, 36'dan 5'i çıkarın arkadaşlarım, 31. Demek ki bizim bu aracımızda önceden aslına bakarsanız ön tekerlerde 31'den daha az miktarda hava vardır diyeceğiz. Daha sonrasında 7 PCI basınç uygulandığında bu sefer de yüksek uyarısı veriyor. E şimdi o zaman 36'dan 7'yi çıkardınız, 29, demek ki 29'dan da fazlaymış. Bu bir. Arka tekerlerine 7 PCI basınç uygulandığında da eksik gösteriyor. Şimdi 34'ten 7'yi çıkardınız, 27, demek ki 27'den daha az miktarda hava basıncı varmış. Ve 9'u bastığında da, arka tekerlerde Y dedim, 9'u bastığında da bu sefer de yüksek diyor. E 34'ten 9'u çıkardınız, 25 geldi, demek ki 25'ten daha yüksekmiş.
Buna göre ilk durumda arabadaki tekerlerin basınçları toplamı kaç psi'dir diye sormuş. Bakın 29'da 31 arasında sadece 30 var. 25'te 27 arasında sadece 26 var. Bu arabanın iki tane ön tekerinde 60. Bu arabanın iki tane arka tekerinde 52 psi basınç vardır. İkisinin toplamı da bize 112'yi verecektir. Doğru cevap da Adana seçeneği olacaktır diyebiliriz. Ve devam ediyorum 7. sorumla. Ercan'ın elinde 8 tane özdeş metal blok var. Ercan bu metal blokların her birinin kütlesini hesaplayabilmek için eşit kollu terazi ile iki farklı ölçüm yapıyor. Terazinin bir kefesine 60 gram, diğer kefesine ise 3 tane metal blok koyduğunda ki biz bunların ağırlıklarına x, x ve x diyelim. Bakın böylelikle 3x dediğimiz ağırlık 60 gramdan daha hafif geldi. Yani x kesinlikle ama kesinlikle 20'den daha hafifmiş. Terazinin bir kefesine 90 gram, diğer tarafa 5 tane koyarsak diyor. Yani burası 5x. Böylelikle 5x arkadaşlarım daha ne geldi? Ağır geldi. Dolayısıyla 5x büyüktür 90 diyeceğiz ve buradan x büyüktür 18'i yakalayacağız. Arkadaşlar x 18'den büyükse şunu şöyle yazarsanız x 18 ile 20 arasındadır. Metal bloğun kütlesi kaç gram olabilir diye sorulmuş. 18 ile 20 arasında şıklarda zaten sadece C seçeneğindeki 19 var. Cevabımız 19 olacaktı. Devam ediyorum, son sorum artık. Şu kısmı silelim arkadaşlarım. Temiz temiz çözüm yapalım. Betül yeni girdiği bir işte 5 ay çalışmış ve her yeni ay maaşına 1000 lira zam gelmiş. Şimdi mesela örnek veriyorum, x ile başlamış. 1. ay x'e çalışmış. 2. ay x artı 1000'e. 3. ay x artı 2000'e. Bir diğer ay x artı 3000'e. Ve son ayda x artı 4000'e çalışmış diyebiliriz arkadaşlar, tamam mı? Betül almak istediği, bu arada her ay 1000 lira maaş çok iyi. Betül almak istediği bisiklete hangi 3 maaşından gelen toplam parayı verirse versin bisikleti alamıyormuş. Şimdi o zaman en yüksek miktarı verdiğinde bile alamıyor gibi düşüneceğiz. 3 tanesini seçtim. En yüksek miktarlı 3 tanesi bunlar. 3x artı 9000 yapar bunların toplamı. Ve sevgili arkadaşlar bisikleti alamıyormuş. Bisikleti alamıyorsa bisikletin fiyatına ben B dersem B'den daha küçükmüş bu para. Ve diyor ki hangi 4 maaşından gelen toplam parayı verirse versin bisiklet alabiliyor. O zaman o 4 maaşı da en düşük 4 maaşı seçsek bile alabiliyor mantalitesiyle. Şu 4'ünü seçeceksin ve toplayacaksın. Küçüktür. 4x artı 1000, 2000, 3000 daha kaç yapar? 6000 yapar. Şimdi madem bisikletin fiyatı bu aralıkta. Ben diyorum ki bu bisikletin fiyatından, bisiklet de bundan küçükse otomatikman bu bundan daha küçüktür. Yani diyoruz ki 3x artı 9000 hop küçüktür. 4x artı 6000. Buradan da arkadaşlarım 3x'i bu tarafa attım x. 6000'i bu tarafa attınız 3000 geldi. X 3000'den büyükse gençler Betül'ün ilk maaşı, yani x'ten bahsediyor. Betül'ün ilk maaşı en az kaçtır diye soruluyor tam sayı olarak. Cevap Ceyhan seçeneğindeki 3001'dir. Çünkü x 3000'den büyükse en az 3001'dir. Hayırlı uğurlu olsun. Bu testi de bitirdik. Bir diğer testte 48. 49. sayfada 13. testte mutlak değer testinde sevgili arkadaşlarım görüşürüz. Diğer konuyu bitirdik. Basit eşitsizlik ve sıralamayı bitirdik. Şimdi ise mutlak değer konusuna geçiş yapıyoruz artık 13. testle beraber. İsteğiniz arzunuz olursa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.